Herkese merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir modlarla survival bölümüne hoş geldiniz. Ve sizin için kötü bir haberim var. Bu da şey, bir bölüm çekmiştim, bütün bölüm ses kapalıymış ve kendi kendime konuşmuş gibi bir şey oldu. Ne yaptığıma geleceksek, bir tane rüzgar paneli yapacağım, elimde bir tane var, bir tane de ne yaptım ben rüzgar panelini döndürmek için bir şey yaptım. Şu anda orada takılı. Gidip sizin için kırıp elime alıp bakacağım. Sizin için yani her şey. Kırılırsa da gider. Ama yine de sizi bilgilendirmek için onu alıp elime bakacağım. Yani her şey sizin için. Bakın. Kinetic Generator. İşte bu şey. Yani bunun yapımı çok pahalı. Bir tane elmas blok harcamanız gerekli. O da bunu yapmak için elmas blok lazım. Elmas blok yaptım ve madenlerimin alayı gitti. Acı bir şey. Neyse. Bunu neyle çeviriyorduk? Bununla çeviriyorduk sanırım. Deneyelim. Aynen bununla çeviriyoruz ve daha deminki tarafına çekmemiz lazım. Ha, neredesin? Döndün mü? Heh, tamam. Bunu sağ tıklayıp açıyoruz ve içine bunu koyuyoruz. Şu anda dönmüyor. Güzel bir şekli var. Şu anda dönmüyor. İleride dönecek. Bir süre sonra. Buna kablo bağlayıp bundaki elektriği aşağı çekmemiz lazım. Ama bunu yapmadan önce birkaç şey daha yapmam lazım. Bu bölümün çok uzun olmayacak. Ve bu örümceğin işine. Gel. Heh, tamam. Bu örümceğin işi neydi en son dediğim şey? Heh. Bunu çalıştırmak için oradaki enerjiyi çekmemiz lazım. Bunun işi de zaten alloy furnace'ımızın onunla çalışması işte. Elektrikle çalışması. Şu anda ihtiyacımız yok. Bunların gelişmişlerini önceki bölümlerde yapmıştım sanırım. Yapmadıysam şöyle yapılıyoruz. Yani yazıyorsun aynısını. Sadece gelişmişini alıyorsun. Yani hepsinin gelişmişi. O kadar değişik bir yöntem yok. Ve bu modlarla survival'ın nasıl yüklendiğini bir bölüm olarak açıklayacağım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? MFE denen bir alet yapacağız. Bunun sayesinde burada solar panellerden biriken enerjiyi depo olarak saklayacağız. Ve bunu ileride kullanacağız. Şimdi bunun yapımına gelirsek, bu aya bir şey lazım. Onun için malzemelerimizi alalım. O şey, lime block için birkaç şey harcamıştım, o yüzden madenlerim azaldı. Bir ara tekrar madene gitmem gerekecek. Hatta iron'lar bayağı bir azaldı. Iron kalmadı galiba. Şu an kötü durumdayız. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Az bir ayrımımız kaldı. Ayran diyecektim bu sefer de. Neyse. Hemen başlayalım. MFE. Bunun için bir diamond feda etmemiz lazım. Olamaz. Üzgünüm diamondlar. Minimum stone'umuz nerede bizim? Bunun için de olması lazım. Aman tanrım. Olamaz. 4 tane diamond lazım bize. 4 tane diamond'ı da şöyle yapabiliriz. Sanırsam 4 tane olmayacak. Aman tanrım oldu. Ve madenlerimiz azaldı. Bir ara söylediğim gibi madene gideceğiz. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar. Bir şundan. Bunun için bunu böyle koyuyoruz. Etrafına sıralıyoruz. Sıralıyoruz. 1, 2, 1. Ha, bunlar eklenmiyor. Ve oldu. Tam 4 tane. Güzel. Şansımıza bak. Neyse. Şimdi machine block lazım. Refinite iron'lar yok. Hızlı furnace'ımızda hemen şunları bitirelim. Bu bölüm kısa oldu. Olacak. Şimdiden söyleyeyim. Zaten siz de görürsünüz olunca.
Sonra ne lazımmış bize? Oh, bunun için bize altın lazım. Ve altın kullanmayı sevmiyorum. Bize bir tree tap lazım. Tree tapimiz gelsin ve evimizin içindekileri alalım. Gel. Aferin. Sana da aferin. Yetmez. Biraz daha dışarı koyduğumuz büyük rubber şeysinden alabiliriz. Rubber şeysi. Topla gel. Topla. Allah. 25 tane yeter şimdilik. Almamıza daha gerek yok. Onlar kalsın, sonra alabiliriz. Şu furnace'ı da şu makinenin içine atalım. Ne makinesi lan? Çanta. Ne yapacaktım ben? Rubber'larla ilk olarak rubber'larımızı. Rubber. Bunda mıydı? Yok. Extractor'ımızın içine koyacağız. Bunun gelişmişi bu. Bunun da nasıl yapıldığını bilmiyorum. Öğrenince yapacağız. Şimdilik olsun böyle. Eski kafalıklıyla yapabiliriz. Birkaç tane yapalım. Ve o 4 tane çıktı, o yeter. Şimdi ne lazım bize? MFE. Ve dikkat etmeniz gereken şeyler var bunu yaparken. Onları da anlatacağım. Neredesin? Ha, gel bakayım. 1, 2, 3, 4. Oh, tamamdı. Oo. Yanlış. Makine çalıştı sen. Çalışırken ne garip sesler geliyor öyle ya. Ve MF'miz hazır. Bunu kullanmak için bize bir ne lazım? Gold yok. Enerjisini düşürmemiz lazım. Bunun için bize hemen bakıyorum. Love Wall Love Vah çıkmadı. Wall. Tamam. Yok, o da böyle de çıkmadı. Bir dakika. Şunu yazarsak çıkacaktır. Level Transformer. Evet, işte bu. Yanlış arıyormuşum. Bunun için bize odun, copper ve copper cable lazım. Copper cable için bize ne lazım? Biraz daha öncelikle rubber lazım. Ve rubberlarımız olmuş. Aferin sana rubber. Ve copper cable'larımız hazır. Başka ne lazımdı bize onu yapmak için? Odun lazım. Odunumuz yanımızda. Başka ne lazım? Copper lazım. Tamam, o zaman yapabiliriz. Rastgele odunlar. Rastgele copper'lar. Copper cable'lar ve bir tane geldi. Şimdi bize bir tane de altın kablo lazım. Altın kablo. Gold cable. Yer kalmamış, tuğla yaradım. Şöyle takalım. Tamam, oldu. Neden yaptık? Çünkü uyuyalım. Çünkü uyuyalım, aynen. Tamam. Kalktık. Neden yaptık? Düşünün. Bu kocaman bir enerji barındırıyor içinde. Ve bakır kabloya getirirsek bu patlar. Çünkü taşıyamaz. Onun yüzünden, onun için altın yaptık. Altın olduğu için patlamayacaktır. Bunun da baktığı yeri değiştirmemiz lazım. Bizim çantamız nerede? Scavenger değildi.
Scavenger'da evet. Ha bununla değildi. Evet aynen değildi bununla. Yapmamız gereken şey bu. Ha, yapılıyor. Ve bunu elimize alıyoruz. Bunu Shift M'ye basarak sağ tuzu M'ye bastıktan sonra değiştirebiliriz. Ve elimize geldi. Olmaz. Olamaz. Shift'e elimize gelmemesi için ne yapacaktık ya? Niye tekrar hemen elimize geliyor? Neyse, ben bunu tam hatırlamıyorum. Her türlü bağlayabiliriz. Aman tanrım, alarm. Kapat. Şöyle. Buna bağlayacağız. Bunun ne tarafa baktığını değiştirelim. Ya düşmesen öleceksin değil mi? Buna altın kabloyla bağlayacağız. Ve yönü konusunda pek emin değilim. Buna enerji gelmeye başladı. Evet, aynen çalışıyor. Bunda 600 binlik bir enerji patlaması yaşanacak ve gerçekten çok güzel bir şey bu. Ve bu dolacak, dolacak, dolacak. Bunları sömürecek, sömürecek, sömürecek. Ve bizim elimizde bir sürü enerji olacak. Enerji de enerji, enerji de enerji. Ve bu güzel bir şey arkadaşlar. Herkes bunu bilir. Şimdi bunu da yaptıysak bir dahaki bölümde neler yapacağımıza geçmemiz lazım. Olamaz. Odun bitiyor. Burayı nasıl kapatacağım? Buraya kodun yok ki başka. Cam da kapatacağım. Cam! 4 tane kalmış. Tak. Tak, tak. Tak, olamaz yani. Geçeceğini de düşünmüyordum zaten. Ama bizim hızlı bir makinemiz var ve hepsini dönüştürebiliriz. Tamamını bitirmeyeceğim. Çünkü başka şeyler de yapacağız. Bunları şöyle serpiştirelim ve güzel güzel ve güzel oldu. Dışarıdan görünüşünü bilmiyorum. Kötüdür muhtemelen. Bunun için de camla bunu attığımızda bize bir tane tüp gibi bir şey verecek. Bu tüplerle Red Power için gerekli şeyleri yapacağız. Ve bunlar ısınmıyor. Çünkü az bir sayıda kaldı burada. Şöyle yapalım. 8 tane gerekecek yani hiçbir türlü yetmeyecek. Şöyle yapacağız mecburen. Ve bizim madenlerimiz bitiyor. Her şey birkaç kez. Birkaç kez. Tekalamak gerçekten güzel. Bu bölümleri heyecanlı sunmuyordum. Çünkü ilk başlarda yapabileceğimiz şeyler ben de bilmiyordum gerçekten. Oyunda şu anda çok çeşitli şeyler var ve ben bunları yapmak için heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak. Bizi izlemekten ayrılmayın arkadaşlar. Şu anda kapatmıyorum. Size ne yapacağımı biraz bahsedeyim. Birincisi, biz otomatik bir odun kesen makine yapacağız. Bir araba kendi başına odunları kesecek ve bize bir sürü odunlar sağlayacak ve bu çok güzel olacak. Ve bu nasıl yapıldığını anlatayım ki sana. Elmas testere lazım bize. Ve işte burada. Elmas testereyle bunu parçalayacağız. 32'lik gelecek. Ve yanımıza Nikolit alacağız. Nikolit. Nikolitler yukarıda olması lazım. Lütfen. Olamaz. Nikolitler nerede? Herhalde olamaz. Tahmin ettiğim şey. Bir kere lavların içine düşmüştüm ve üstümdeki her şey gitmişti.
Gözlerde daha iyi olmalı. Ha yok, buradaymış. Oh yeah. Şunları alalım şöyle. Bunlarla mavi toplar oluşturacağız. Şöyle atalım. Bu makinenin işini galiba söylememiştim. Bu makine mesela demir kask yaptığınızda bunu beğenmedim, geri eskenle dönüştürmek isterseniz demir kaskı bunun içine atacaksınız. Ve demir kaskınız parçalarıyla birlikte geri dönecek. Bu makine şekline bağlı olmaksızın sayıları ayırt edebiliyor. Yani istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Önemli olan bu makine için sayıdır. Yani bu Red Power için bir başlangıç. Tabi sayıyla bir alakası yok. Güzel bir makine. Onu söylemek gerekiyordu. Gereksiz şeylerini bunun için atalım. Bunu da sonra boşaltırım. Kum madenimizi şunun içine koyalım. Madenleri burada tutmak işime geliyor. Çünkü istediğim zaman alabiliyorum. Tuğla tuğla. Bunları da tuğla yapalım. Aman tanrım, yetmedi. O zaman sana yer atmak, sana yer açmak için ne yapacağım? Sana işte. Sen şurada bekle. Öyle kalsın. Bir şey olmaz. Red Power'a başlamak istiyorum ama bu bölüm için bu kadarı yeter. Çünkü bölüm kısa olacağını söylemiştim. Ve bir kar sistemi kuracağız. Onun içinde garip şeyler inşa edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyorum size sadece. Ve bu bölümleri üst üste çektim. Yani şu anda video sırası olarak 4. bölümü yüklüyorum. Artık siz hesap edin. Ve değişik şekillerde oynamaya çalışıyorum. Tek olduğum için ilk başta canım sıkılmıştı ama artık daha coşkulu. Daha şey. Bunlar kalsın olacaktır. 20 tane hepsinin olmasını istiyorum. Ama hepsi yetmeyecektir çünkü 4 Nikolit alır, bir tane bundan alıyor. Ama yine de 32 tane bu bize yetecektir. Bir de şuna kablo çekmek istiyorum. Ne gerektiğine bakalım hemen. Wipe. Viper'e yazdım ya. Lan. Wipe. Wipe. Cable. Bunlarla olmaz ki. Şey yapmamız lazım. Normal bir kablonun içine şey geçirmemiz lazım. Şu blue dop waferlardan geçirmemiz lazım. Bunun için de şunu yapmamız lazım sanırsam. Sandık değil. Ha, yanlış oldu. Testerem nerede benim? Testerem nerede benim? Testerem nerede? Testeremden niye bunlardan bu kadar çok yaptım bilmiyorum. Madem bu. Ve bir kere kullanıldığını sanıp fazlaca ürettim. Benim şaşkınlığım oldu. Neyse. Şöyle. Bir kez. Şöyle. Kesme. Aynen, kes bir daha. Bir daha kes. Tamam. Şunu da al. Şöyle. Kes. Kes. Kes 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 hepsini kes. Bunu da şöyle kes 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 kes. Kes hepsini kes. Kes. O zaman şöyle yapalım. Benim kafam karıştı ya. Bu nasıl yapılıyordu? Olamaz. Neyse, ben bunun nasıl yapıldığını bulurum. O zaman da bir dahaki bölümün nasıl olduğunu anlarsınız.
Yukarıda rüzgar gülümüz var. Rüzgar gülüne rüzgar gülünden enerji almak için o kabloyu yapıyordum. Şu anda aklımda değil ama hatırlayınca yapacağım. Bundan enerji gelecek. Şöyle kabloyla inecek. Şuradan inecek, 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 inecek. Buraya girecek. Bir de o daha demin tahtaları parçaya ayırmıştım. Onu ince ince kesersem o şu tahtaların içinden bile kablo geçirebilirim. Ve bir sürü düzenek hazırlarım ve siz hiçbir şey görmezsiniz. Yani çok değişik çalışmalarda bulunabiliriz. Yani bu serinin devamını istiyorsanız, bu değişik şeyleri görmek istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, like'la beğenmek aynı. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi belirtmeyi, bu da yorum da işte. Neyse, biz de ayrılmayın. Her zaman söyledim. Yani bir dahaki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Herkese hoşça kalın. Bir dakika. Havalı bir bitiriş olmalı. Herkese hoşça kalın diliyorum. Baltacı, baltacı, baltacı.